To be or not to be. Bir tiyatro yapıtı izleyeceksiniz diye ödev vermişti Türkçe öğretmeni ve devam etmişti. İzleyeceğiniz oyunu eleştireceksiniz. Oyundan fotoğraflar çekebilir, sanatçılarla söyleşiler yapabilirsiniz. Zor bir ödev olacağı başından belliydi. Ufuk Tiyatro'nun ne olduğunu az çok bilenlerdendi. Babası ilkokul müdürüyken Anadolu kasabasında orta oyunu merakı başlamıştı. Arkadaşı Ahmet'le bir takım gösteriler bile yapmışlardı. Biri kavuklu, diğeri pişekar olmuştu. Çevresindekileri gülmekten kırıp geçirmişlerdi. Büyüyünce ne olacaksın tarzındaki sorulara her ikisinin de yanıtı belliydi. Tiyatro sanatçısı. Büyüyünce ne olacaksın sorusunun yanıtı İstanbul'da değişmemişti. Tiyatro sanatçılarının çoğu aç ama diyenlere gülüp geçiyordu ufuk. Açsa aç diyordu. Onlar başka şeylerle doyarlar. Onu da tiyatrodan nasibini almayanlar bilemezler. İstanbul'a geldikten sonra Ufuk'un tiyatro merakı azalmadı, çoğaldı. Orta oyunundan çağdaş tiyatroya dönüştü de denebilir buna. Parası ve zamanı olduğunda çevresindeki oyunları kaçırmamaya başladı. Madem bu kadar tiyatro merakı vardı öyleyse örnek ve ödev yapmak yakışırdı kendisine. Şehir tiyatroları başlığı altında internete girdiğinde bir yığın bilgi döküldü önüne. Hangi oyunların nerede oynandığına baktı. Yazarlarına, yönetmenlerine dikkat etti. Oyunların günlerini, saatlerini öğrendi, giriş ücretlerini öğrendi. En iyisi Kadıköy'deki Haldun Taner sahnesi dedi. Evimize yakın, fiyatı çok uygun. Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i de sahneleniyor. Bundan iyisi zor bulunur. Pazar günü gidip bilet aldı. Salonun en ön koltuklarına yerleştiğinde kendisinden başka kimse gelmemişti henüz. Sessiz boş salonda otururken tatlı bir uyku çöktü üstüne. Çok sürmedi ki uykusu kanatlı bir kuş oldu kendisini kapıp kaldırdı. Sanki uçmuyor, bir su gibi akıyordu. Tiyatro olmayan ama tiyatroya benzeyen renkli sahnelerden, alanlardan geçirdi. Sonsuz gökyüzünün derinliklerinden üstüne, başına mavilikler bulaştırdı. Ufuk yola çıkarken kapkara bir çocuktum. Şimdi masmavi çocuk oldum diyordu ki kuşa. Alık sesleriyle gözlerini açtı. Uykunun etkisinden çabuk kurtuldu. Alkış ne kendine ne de kendine uçuran koşaydı. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler sahneye çıkan oyuncuları alkışlıyorlardı. Kendisi de alkışladı. Az sonra oyun genç bir kızın delikanlının kıvrak dansları ile başladı. Sahnenin ışıkları loş ve renkliydi. Sanki düşünden süzülüp buraya gelmiş gibi oyunda bir de zümrütü anka kuşu vardı. Gördüğü düş şimdi sahnede gerçekleşiyordu sanki. Kırmızı mavi meşalelerin yarı aydınlığında gençlerin ve dev gölgelerin dansı epeyce sürdü. Sonra kısa kısa konuşmalar başladı. Danslarla şarkılarla bu düş daha da renklendi büyüdü. Ufuk arada dönüp salona baktı. Çok kalabalıktı. Sağ yanındaki koltukta herkesten farklı bir adam oturuyordu. Alnı epeyce açıktı adamın. Kafasının yanlarındaki gür, siyah saçlar omuzlarına kadar dökülüyordu. Kulağına taktığı küpe gecenin karanlığında yanıp sönüyordu. Simsiyah giysilerin üstündeki kocaman ak yakalar onun okullu öğrencilere benzetmişti. Yaşı bu kadar ilerlemiş olmasaydı kesinlikle okulu kırıp tiyatroya kaçan bir öğrenci diyecekti ona. Böyle adamların yanında çok eski çağlarla yaşanacak çağları bir arada yaşardı. Yine öyle oldu. Mutlaka tanıyorum ben bu adamı ama çıkartamıyorum diye kendi kendine söylendi. Oyun ortalama 400 yıl önce yazılmıştı. Bu nedenle oyuncuların giysileri, sahnenin dekoru da en az 400 yıl geriyi anımsatıyordu. Her söz, renk, figür insanı alıp ta o günlere götürüyordu. Dün şimdi oluyordu, şimdi ise dün. Oyunun baş kahramanları Romeo ve Juliet, birbirleriyle kan davaları olan iki ailenin çocuklarıydı. İkisi de oldukça gençti. Romeo gittiği Çapul balosunda Juliet'i görüyordu. İlk tanışmalarında birbirlerine aşık oluyorlardı. Ailelerinin kavuşmalarına izin vermemelerine karşın Romeo, Juliet'in penceresi önünde serenat yaparak ölümü göze alıyordu. Oyundaki zümrüt Anka kuşu bu iki gencin birbirlerine kavuşmaları için elinden geleni yapıyordu. Herkesin sahneye dikkat kesildiği bir anda çok güzel oynuyorlar diye söylenmekten kendisini alamadı Ufuk. Evet dedi yanındaki tarihi kılıklı adam. Olağanüstü. Yazdığım oyun beni bile şaşırtıyor. Kulakları yanlış duymamıştı herhalde. Siz diye kekeledi Ufuk. Yoksa Ufuk'un kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Ben tanıdım sizi dedi. İzlediğimiz şu Romeo ve Juliet oyunun yazarısınız. Kitaplarınızın üstünde çok gördüm fotoğraflarınızı. Hatta buraya gelirken internete bakmıştım. Orada da aynısı vardı. Yanıt vermedi adam. Hafifçe gülümsedi. İçine bir kurt düşmüştü Ufuk. Un. Artık oyunu izlemiyor. Bu tarihi adamı gerçek yönüyle tanımak, olanları çözmek istiyordu. Siz gerçekten o musunuz? dedi Ufuk. Yani? Yani William Shakespeare. Romeo ve Juliet oyununun yazarı. Yani? Olamaz mı? Yani bilmem tam 400 yıl sonra. Yani? Nereden takılmıştı yani yani sözcüklerini? Sıradan bir adamla konuşmuyordu ki. Biraz daha dikkatli olmak zorundasın ufuk diye geçirdi içinden. Benim değil sanatın gücü bu dedi adam. Hani yazarların ölümsüzleşmesi diye bir şey vardır ya. Belki de tam o anı yaşıyoruz birlikte. Doğru ama yine de çok ilginç. Yani belki de o kuşun kanatlarında geldiniz buraya. Hangi kuşun? Benim kuşumun. Hayır hayır sizin kuşunuzun. Düş kuşu muydu benimki? Yine karıştırdım. Sizin sahnedeki kuşunuz Zümrüt Ankay'dı değil mi? Evet sizin kuşunuz kanatlarıyla ama az önce düşümde gördüğüm benim kuşum kanatlarıyla da olabilir. Çünkü bir dağdan diğerine uzanıyordu kanatları. Sizi rahatlıkla taşır. Bazen düşler gerçeklerden daha da gerçek oluyor, neden olmasın? Şimdi öyle bir andayız galiba. Galiba anladım. Siz oyunlarınızı izlemeye geliyorsunuz ama sizin oyunlarınız tek ülkede, tek salonda oynanmıyor ki. Tümüne birden nasıl yetişiyorsunuz? Hı? Yani Dilinden atamamıştı bu yani sözcüğünü. Heyecanlanınca hep böyle olurdu nedense. Doğru, 400 yıldır dünyanın her yerinde oynanan. Oyunlarımın arkasından yetişmem olanaksız. Bu gece sıra burada, bu salondaydı. Ben de çıkıp geldim. O kuş getirmiştir yine de sizi. Ben yanılmam, kesinlikle öyle olmuştur. Kocaman kanatları olan bir duş kuşudur o. Masmavidir kanatları. Maviliklerde uçar. Mavilikler bulaştırır adama. Bilmem dedi adam. Belki de senin dediğin gibi olmuştur. Yani. O oh olsun dedi içinden ufuk. Kocaman yazar da kullandı. Yani sözcüğünü. Sahnedeki oyuncuların replikleri giderek yükseliyordu. Romeo. Utandırdı yıldızları Juliet'in yanaklarının parlaklığı. Gün ışığının kandili utandırdığı gibi. Juliet. Bana Romeo'mu ver. Öldüğünde al da küçük yıldızlara böl onu. Ufuk izlediği oyunla ilgili öğretmenin ödev istediğini hatırlayınca getirdiği kağıtları hızlı hızlı notlar almaya başladı. Yine ödev mi dedi yanındaki adam. Benim oyunlarımla ilgili ne çok ödev veriyor bu öğretmenler. Mutlaka zor bir ödev olarak karşıladım bunu. Zevkli bir ödev ama dedi Ufuk. Çok da heyecanlı. Ufuk not almaktan yorulunca durdu. Bildiğim kadarıyla dedi. Siz tiyatro yazarı olduğunuz kadar oyuncuydunuz da. Ta o dönemlerde hem yazdınız hem oynadınız. Üf ben de saçmalıyorum galiba. Hayır saçmalamıyorsun. Ödevine koymalısın tüm bunları. Konuşmadan bir süre oyunu izlediler. Ufuk yer yer notlar alıyordu. Şuraya bir A harfi ekle dedi yanındaki tarih adam. Yanlış yazdığı sözcüğü kalın kocaman parmağıyla gösterdi. Adımı yanlış yazdın. Öğretmenin not kırar. Sizin adınızı doğru düzgün hiç yazamadım ki dedi Ufuk. Neden çok mu zor? Evet çok zor. Öğretmenim de farkında bunun. Birine ceza vermek istediği zaman onu tahtaya kaldırır. Tiyatro yazarı Shakespeare'in adını eksiksiz yaz bakalım der. Yazanlar ceza almaktan kurtulurlar. Eyvah! Yazamayanlara ceza verir öyle mi? Ben hiçbir yerde ceza nedeni olmak istemem. Bunlar aslında ceza sayılmaz diye düzeltmeye çalıştı. Örneğin aynı adı beş kez doğru yaz der öğretmenimiz dedi Ufuk. En büyük cezası on kez yazdırmak oldu. O da sınıfın en dikkatsiz, en yaramaz çocuğuna verilmişti. Romeo ve Juliet oyununu nefeslerini keserek izliyordu seyirciler. Sık sık alkışlarla kesiliyordu sahnedeki konuşmalar. Romeo ve Juliet'in aşkları büyürken aileler arasındaki nefret, kin, öfke, kavgada derinleşiyordu. Çoğu olayların danslarla ifade edilmesi olağanüstü. Tiyatrodan anlıyorsun sen çocuk. Ufuk sevindi. Bu bu sözü William Shakespeare'ın söylemesi çok önemliydi. Arada oyundaki zümrütü anka kuşunun sesi geliyordu. Tanrı cezalarını versin her iki aileye de. Tanrı cezalarını versin her iki ailenin de. Bu romantik tiyatronun sonunda Romeo'nun intihar etmesini Ufuk hiç beklemiyordu. Ardından gelen Juliet'in intiharını bu acıyı daha büyüteceğini Halk hikayelerinde oluyor bu tür öyküler dedi Ufuk. Örneğin bizde Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun öyküsü böyle. Ama yine de intihar etmez onlar. Yani Ufuk yanıt alamayınca dönüp baktı. Yanındaki koltukta kocaman bir boşluk vardı. Gitmiş dedi kendi kendine. Oyunun yazarı gitmiş. Kesinlikle yine o kuş alıp götürdü onu. Elini uzatıp koltuğa dokundu. Sıcaklıkla bırakmamış. Bir insanın oturduğu yerde kesinlikle sıcaklığı kalır. Yoksa sonlarına yaklaşılan oyunda danslar, şarkılar daha da yükselmişti. Yoksa dedi. Hiç gelmedi mi William Shakespeare buraya? Onun ünlü sözünde dediği gibi olmak ya da olmamak mı? Şu anda yaşadıklarım. Yani to be or not to be. Son